aile hayatının temel bileşeni olan ve istihdamdaki sayıları her geçen gün artan kadınlar, çalışma hayatının önemli aktörleri haline dönüşmüşlerdir. Kadınlar, çalışma hayatında sayıları arttıkça sundukları katkı da büyümekte, buna bağlı olarak yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümleri için gereken düzenlemelere de ihtiyaç büyümektedir. Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak günün şartlarına ve koşullarına bağlı dinamik bir şekilde değişen, gelişen çalışma hayatında kadınların konumlarını ve sorunlarını yakından takip ediyoruz. Çalışma hayatının kadınlar üzerinde, aile üzerindeki etkisini, iş-aile hayatını uyumlaştırmasına ilişkin politikaları yakından izliyor. Bu alana katkı sunmak, sorunları çözüme kavuşturmak ve kadınların çalışma hayatında etkin rol almaları için çalıştaylar, araştırmalar, sempozyumlar gibi birçok akademik çalışmaya da imza atıyoruz. Değerli katılımcılar, son 20 yıllık süreçte hem sosyal politika alanında, hem istihdam alanında, hem de sosyal hayatta devletimizin insanı önceleyen, kadını önemseyen adımlarını kıymetli buluyor. Türkiye 100 yılında mevcut sorunları da çözerek ortadan kaldıracağına yürekten inanıyoruz. Kadın emeğinin sürdürülebilirliği temasıyla hazırladığımız bu raporda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kalkınma amaçları ve 11. kalkınma planı hedefleri dikkate alınmıştır. Raporumuzdaki kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatında sürdürülebilir bir çalışma ortamı ve şartlarına kavuşmalarına yönelik öne çıkan temel odaklarımızı sıralamak istersek, aile bütünlüğünü tehdit eden sözleşmeliliğin ortadan kaldırılması, analık haklarının korunması, iş ve aile hayatı uyumu, cam tavanların kırılması, ev içi sorumlulukların paylaşımı, aile dostu vergi politikalarının benimsenmesi, mobbingin önlenmesi, esnek çalışma modelleri, karar mekanizmalarında kadınlar ve nesillerimiz için süt izni sıralayabiliriz. Raporu hazırlamadaki amacımız, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatında, çalışma hayatının aile üzerinde, sözleşmeli istihdam modelinin çalışanlar üzerinde ortaya çıkardığı ve mevzuattan, yönetici tutumlarından, uygulamalardan kaynaklanan sorunları tespit etmek, çözümüne ilişkin somut politika önerileri sunmaktır. Bizler Memur Sen bünyesinde 11 hizmet kolunda örgütlü kadın üyelerimizle çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara odaklanan ve çözüm önerileri sunan kapsamlı bir araştırmayı gerçekleştirdik. Nitekim Memur Sen bünyesinde ankete katılan 4529 kadın kamu görevlisinin %82'si, ki bu dikkate alınması gereken ve azımsanmayacak büyük bir oran, çalışma hayatında çeşitli sorunlar yaşadığını belirtmiştir. %82'si. Bu raporun başta kadın kamu görevlileri olmak üzere tüm kamu görevlilerinin iş ve aile hayatını dengesini daha iyi noktalara taşıyacak politikalar üretilmesine ve uygulanmasına, mevcut sorunların çözümüne, kadın kamu görevlilerinin daha fazla yıpranmasını önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çok önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, araştırma sonucu çıkan sorunların çözümü noktasında Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak politika önerilerimiz şunlardır. Aile bütünlüğünü tehdit eden sözleşmeli istihdam modeli kaldırılmalıdır. Aynı işi yapan, aynı iş ortamında bulunan, aynı hizmeti sağlayan kadrolu ve sözleşmeli personel arasında farklı sosyal, mali ve özlük hakları ve farklı çalışma koşulları bulunmaktadır. Bu istihdam türünde aile bütünlüğünün en önemli unsuru olan eşlerin birlikteliği sağlanamamakta, hem toplum hem de aile yapısı temelden sarsılmaktadır. Sözleşmeli personelin eşi ve işi arasında sürekli tercihte bulunmak zorunda bırakılması, bireysel mutsuzluğunun katlanarak toplumsal huzursuzluğa dönüşmesine neden olmaktadır.
2011 ve 2013 yılında olduğu gibi Memur Sen'in mücadelesi ve öncülüğünde 6. dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanım zaman kaybedilmeden tamamlanmalı, aile birliği sağlanmalıdır. Sözleşmeli personel özlük haklarını kullanmak için bir umut kadroya alınmayı beklememeli, kamuda asıl istihdam türü kadrolu olmalı, başta kadın kamu görevlileri olmak üzere aile birliği, süreli, süresiz, idari hizmet ve benzeri nitelikteki sözleşmelerle sarsılmamalıdır. Diğer bir önerimiz, iş aile hayatı dengesi sağlanmalı ve kadın kamu görevlilerinin haklarına yönelik farkındalık artırılmalıdır. İş ve aile yaşamı uyumlaştırma politikaları özellikle yönetim kademelerinde görev yapanlar tarafından benimsenmeli, çocuğun korunması, sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli olan doğum izni, süt izni gibi haklara yönelik yöneticilerde farkındalık artırılmalıdır. İş ve aile hayatını uyumlaştıran politikalar geliştirilirken hizmet kolu değişkeni ve bu hizmet kolunun özelinde çalışma dinamikleri göz önüne alınmalıdır. Nitekim araştırma bulgularımızda iş ve aile hayatının uyumunu sağlamada ihtiyaç duyulan politikaların hizmet kollarına göre farklılık gösterdiği de görülmektedir. Diğer bir mevzu, karar mekanizmalarında kadın oranları artırılmalı, cam tavanlar kırılmalıdır. Kadın kamu görevlilerinin sayısı, genel istihdam oranlarının artırılması politikası sayesinde her geçen gün artış göstermektedir. Ancak bu artış, karar mekanizmalarındaki kadın yönetici sayısına maalesef yansımamaktadır. Karar mekanizmalarında görevlendirilen kişinin kadın oranlarının artırılması yönünde politikalar benimsemekle birlikte yönetici sınıfında görevlendirilen kişinin kariyer ve liyakat ilkeleriyle doğru orantılı olmalı, cinsiyet ayrımına tabi görüş ve ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalı, kadınların yönetim alanında yükselmesinin önündeki engelleri içeren cam tavanlar da kırılmalıdır. Kamu yönetiminin içerisinde kadın erkek ayrımına gitmeden ortak bir bakış açısıyla işletilmesine özen gösterilip ve önem verilmelidir. Tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir. Kamuda istihdam modelleri hem özel sektöre örnek olabilecek hem de kamudaki çalışma hayatına yönelik kapsayıcı, aile birliğini güçlendiren, emeği koruyan, emekçiyi önceleyen, insan onuruna yakışır çalışma imkanları sunan modellere uygun olmalıdır. Kamuda esnek çalışma tam ücret ve tam sosyal güvenlik hakkı esas alınarak düzenlenmelidir. Öncelikle doğum yapan ve çocuğun bakımı için tam zamanlı değil, yarım zamanlı ve esnek mesaili çalışmayı tercih edecek kadın kamu görevlerine yönelik tam istihdama bağlı sosyal, mali ve özlük hakkı içeren modeller hayata geçirilmelidir. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun ek 43. maddesinde yer alan ve hala düzenlemesi yapılmamış olan doğum sonrası yarım zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik tam mali, sosyal ve özlük haklar sağlanarak çıkarılmalıdır. Bu bağlamda kadın kamu görevlisi desteklenmeli, aile birliği sağlanmalı ve çocuk sahibi olmanın önündeki engeller kaldırılarak devlet teşvik eden sosyal devlet konumunda olmalıdır. Aile dostu vergilendirme politikaları benimsenmelidir. Dünya genelinde vergilendirme politikalarının belirlenmesinde medeni durum ve çocuk sayısı başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Kadın kamu görevlilerinin başlıca sorununun gelir düzeyleri olduğu gerçeğinden hareketle aile yükümlülükleri, evlilik durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak vergi matrahları ve vergi yükü azaltılacak şekilde aile dostu vergi politikaları hayata geçirilmelidir. Diğer bir önerimiz, süt izni ve anneliğin korunmasına ilişkin haklar, süreler iyileştirilmelidir. Süt izninin kullanımına ilişkin yönetici tutumlarının
aynı zamanda aile politikalarını etkileyen bir yönü de bulunmaktadır. Süt izni ve benzeri izinlerin kullanımı noktasında çalışanın talebi esas alınmalı, mevzuat hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Yönetici inisiyatifine bırakılacak ya da farklı kurum kuruluşlarda farklı uygulama biçimlerine yol açacak şekilde hakların kullanılmasında ikilem oluşturacak durumlara yer verilmemelidir. Mevcutta uygulanan süt iznine ilişkin birinci 6 ay ve ikinci 6 ay arasında farklı hüküm, süre ve izinler olmamalı. Süt izninin süresi artırılarak 12 ay olarak uygulanmalıdır. Buna ilave olarak hali hazırda bulunan 16 haftalık doğum izni kamu görevlisi annenin annelik duygusunu yaşayabilmesi ve bebeğini sağlıklı bir şekilde büyütebilmesi için en az 24 hafta olmalı. Ayrıca ailenin korunması için babalık izni gibi haklarda da iyileştirmeler yapılmalıdır. Kreş imkanları geliştirmelidir diyoruz. İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikalarının en hassas kısmını çocuk bakımı konusu oluşturmaktadır. Memursan toplu sözleşme kazanımı olarak kamu kurum ve kuruluşların imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, mevcut imkanların kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda özen göstermeleri gerektiğine ilişkin hükme imza atmıştır. Kreş hizmeti sunumunda toplu sözleşme kazanımı öncelenmeli, hizmetin sağlanamadığı durumlarda ve kamu görevlerine kreş yardım ödeneği verilmelidir diyoruz. BOBİK ile etkin mücadele edilmelidir. Kadın kamu görevlilerinin gerek haklarının kullanımında, gerekse kariyer süreçleri gibi pek çok alanda karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri de mobbingdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen mobbing davranışları çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve böylece çalışma ve aile hayatının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda kamu görevlilerinin mobbingden korunması amacıyla kısa, orta ve uzun vadede politika önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mobbingin insan haklarını ihlal eden bir şiddet türü olduğu göz önüne alındığında mobbinge yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler verilmeli. Hem yönetici tutumları hem de çalışma ortamında karşılaşılan mobbing fiillerinin tespiti için mobbing birimleri kurulmalıdır diyoruz. Alo 170 hattına gelen ihbar ve şikayetler etkili bir şekilde soruşturulmalı. Mobbing psikolojik taciz fiilini işlediği kesinleşenler hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar artırılarak, uygulanarak mobbingin engellenmesi sağlanmalıdır. Personel sayısı artırılmalı, kamu kurum kuruluşlarının fiziki koşulları iyileştirilmelidir. Kamu hizmetinin eksiksiz yürümesi, personel sayısının yeterliğinden değil, kamu görevlilerinin kendisi ve ailesinden fedakarlık etmesindendir. Bu durumun mevcut personelin çalışma sürelerini, yoğunluğunu, iş temposunu artırdığı ve buna bağlı olarak aile hayatına ayrılması gereken süreyi azalttığı göz önüne alındığında ilave istihdam ile nicel iyileştirmelerin yanında iş verimliliği ve yaşam memnuniyetini artıracak niteliksel iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca araştırma neticesinde katılımcıların fiziksel çalışma koşullarının yetersiz olduğuna, kadın kamu görevlilerinin çalışma ortamları, ihtiyaçları, mahremiyetleri ve iş dinamikleri göz önünde bulundurularak iyileştirmeler yapılmalıdır diyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Kadın kamu görevlilerinin sorunlarına ilişkin raporumuzun içerisinde gerek nicel, gerekse nitel araştırmalarla derinlemesine yer verdiğimiz çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara ilişkin politika önerilerini genel başlıklarımızla sizlerle paylaştık. Türkiye, gelişen ülkelere göre kadınların istihdamına ve kadınların güçlendirmesine yönelik çalışmalarıyla insan unsurunu esas almış ve cinsiyet ayrımına gitmeden kadınların hak ettiği konuma gelmesini sağlayacak önemli adımlar atmıştır. Bu minvalde
devletimiz emsaline az rastlanır kazanımlar üretmiş ve bu alanda bulunan açıkları, sorunları göz ardı etmemiştir. Hedefi örgütlü kadın, güçlü toplum, güçlü devlet olan Memur Sen Kadınlar Komisyonumuzun devletimizin kendine has ve kadim medeniyet dokusunda bulunan değerleri esas alarak zaman kaybetmeden mevcut sorunların çözüm noktasında da adım atacağına ilişkin güvenimiz tamdır. Bu vesileyle raporumuzun kadın kamu görevlilerimize yönelik akademik alanda çalışma yapacak olan akademisyenlerimize, sorunların çözümü noktasında politika üretecek kamu yönetimine, işverenine yol göstereceğine ve ışık tutacağına inanıyor. Başta doçent doktor Hatice Altınok olmak üzere çalışmanın ortaya çıkmasında emek sarf eden tüm araştırma ekibine, katkı sunan üyelerimize, danışmanlarımıza, hukuk ve mevzuat birimi ile Memur Sen Akademi birimi ve teknik ekibimize teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı Memur Sen Kadınları adına hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun.